21. gün. Atanın dileği. Kervanın divanının önünü Abdülmuttalib'in düşüğü terilgi dururdu. O düşüktü Abdülmuttalib'den başka hiç kim oturmaya amelit etmeyerdi. Emma Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem barıp otursa Abdülmuttalib monça olardı. Muhammed'e atan düşüğünün düş diyeselerim oğluma azar vermem. Nesip olsa ol büyük adam olur diyerdi. Abdülmuttalib'in otağında Muhammed'den başka girip bilgen adam yoktu. Atası nakarını hem onun ile yerdi. Ol Muhammed geleyince hiç kimin nakana başlamanı ruhsat vermeyerdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem atasının özünü şeyle söyleyenliği için öğren baktıdı. Abdülmuttalib değilsen rahmet söyler, cephakeş adamdı. Ol boş oturmak ağlamazdı. Kıyın yüne düşen gelip onun kapısını kakardı. Ol her bir kişiye elinden gelen kümeyi ederdi. Bir gün Abdülmuttalib'in düğüsü gitti. O neçe kötü sürem tapılmadı. Muhammed atasının kıyınanmağını istemeyerdi. Şunun için onun atasına kömek edesi gelip hemelerle birlikte düğünün gözlüğüne çıktı. Aradan eski vakit geçen son tüyörükte Muhammed'in yokluğunu gördüler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yitipti. Abdülmuttalib aklının yitenliğini eşitip hovsalığa düştü. Ne ama edeceğini bilmedi. İnni onun düğüsü yanına düşen oktu. O Muhammed'i kendi gözledi. Ahir tapan son bağrı giyriyen olup Kabe'ye karşı ılgadı. Kabe'ye barıp ellerini asmana kalırdı da ey Allah'ım aktığımı tapmaya yardım et deyip dua etti. Onun gözyaşları sakalından sıyrılıp damyardı. Şol vakit uzaktan bir kara görünüyor. Abdülmuttalib şol tarafa ünsüfünü seyretti. Geleyen Muhammed'di. Havva bu şoldu. Bu geleyen iyicecik Muhammed'in hud özüdü. Ol yiten düyen hem yanı veren alıp geliyerdi. Abdülmuttalib ılgap önünden çıktı da onun bağrına bastı. Bağlam, seni alada ettim. Bundan beylağı sen hiç haçan yanına ayırmak. Seni hiç yere yeke iyi vermerim dedi. Çoluk günlerden Abdülmuttalib aktığını hiç vakit yeke koymadı. Muhammed atasının kuvvetli kollarında gün sayın ulalıyordu. Hemeleri tarafından söyleyip elin ayasına saklansa da hiç vakit lalik süremeyerdi.